Üstad Burhan Bilim ve Medeniyet Vakfı, Doğu Türkistan Araştırma Vakfı ve Uygur Bilim ve Kültür Araştırma Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği törende LGS'de yüksek puan alan 41 Uygur öğrenciye ödülleri verildi. Bu yıl LGS'de 488 puan alan 2 Uygur öğrencinin her birine Apple dizüstü bilgisayar verildi. İkincilik ödülünü kazanan 2 öğrenciye HP dizüstü bilgisayar ödülü verildi. Üçüncü olan 2 öğrencinin her birine de birer Samsung tablet hediye edildi. Ayrıca sınavda 400'den fazla puan alan 35 öğrencinin her birine de 1000 lira nakit para ödülü takdim edildi. Doğu Türkistan Turfan'da yüzey sıcaklığı 82 dereceyle tarihin aynı dönemindeki en yüksek sıcaklık sınırını da aşan yüksek sıcaklık gözlemlendi. Turfan İl Meteoroloji İstasyonu verilerine göre Turfan kentine bağlı İdikut ilçesi Aslana köyünde otomatik meteoroloji istasyonu tarafından 16 Temmuz'da yerel saatte 19.07'de kaydedilen maksimum sıcaklık 52,2 dereceye ulaşarak tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorunu kırdı. Dünyanın ikinci büyük kişisel bilgisayar üreticisi olan HP, üretimini Çin dışına kaydırmak için tedarikçilerle birlikte çalışıyor. HP, tüketicilere ve ticari kullanıcılara yönelik milyonlarca PC'nin üretimini bu yıl Tayland ve Meksika'ya kaydırmak istiyor. Geçen yıl 55,2 milyon PC üreten HP, bu yıl 2,5 milyon civarında PC'yi Çin dışında üretecek. Ukrayna Savaşı'nın ardından daha da yakınlaşan Çin ve Rusya askeri işbirliğini de büyütüyor. İki ülke Japonya yakınlarında başlattıkları ortaklaşa en büyük hava ve deniz tatbikatıyla Batı ve müttefiklerine güç gösterisinde bulunuyor. Kaç gün süreceği belli olmayan tatbikata iki ülke ordusuna ait çok sayıda deniz ve hava unsuru katılıyor. Çin Komünist Partisi Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, başkent Pekin'deki temaslarına devam eden ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'yi ağırladı. Görüşmede Kerry'yi eski dost olarak niteleyen Wang, ülkeler arasındaki işbirliğinin Çin-ABD ilişkilerinin gelişmesiyle doğru orantılı şekilde ilerlediğini söyledi. Kerry de ABD'nin Çin'le küresel ısınma kaynaklı iklim krizinin çözümünde işbirliğini yeniden geliştirmenin yollarını aradığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci durağında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü. İki liderin Nusayi Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşme yapıldı. Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü münasebetiyle ortak bildiri imzalandı. ABD'li ünlü diplomat Henry Kissinger sürpriz bir ziyaretle Pekin'de Çin Savunma Bakanı Li Shangpu ile bir araya geldi. Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kissinger'ın Çin'in dostu olduğu söylendi ve ABD ile Çin arasındaki dostane iletişimin ABD'deki bazı kişilerin Çin'i yarı yolda bırakmış olması nedeniyle yok edildiği belirtildi. Ziyaret Kissinger'ın 52 yıl önce Çin'e yaptığı gezi ziyaretinin yıl dönümünde gerçekleşti. Kırgızistan Devlet Bakanı Sadır Çaparov, ülkedeki tüm memurların devlet dili statüsüne sahip Kırgızca dilini konuşmasını zorunlu kılan yasayı imzaladı. Kırgızistan Parlamentosu milletvekilleri tarafından Mayıs ayında onaylanan yasaya göre Kırgız dili artık devlet organları, yerel yönetimler, işletmeler, her türlü mülkiyete sahip kurum ve kuruluşların faaliyetlerinde zorunlu kullanıma tabi oldu.